Yıllarca toplumlar arası şiddet yaşanan topraklarda ortak bir gelecek nasıl inşa edilebilir? Yıllar yılı Kuzey İrlanda'nın İngiltere'ye bağlı kalması lehinde ve aleyhinde silahlı mücadele yürüten rakip militanlarla polis mensupları bu sorunun yanıtını şimdi hep birlikte arıyor. Bu arayışsa onları ırk ayrımcılığı dönemini aşmak için cesur bir girişimde bulunan Güney Afrika'ya taşıdı. Bir zamanlar şiddetin sarstığı bu topraklar şimdi siyasi şiddetin nasıl aşılabileceğine örnek oluşturuyor. Bu Güney Afrika'da bir barış ve uzlaşma turu. Otobüste İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu'nun eski bir üst düzey lideri, bir zamanlar örgütünün öldürmeye çalıştığı eski bir polisle sohbet ediyor. Yolculardan bir diğeri İrlanda polisinden. Çaprazındaki eski mahkum Londra'dan yönetim uğruna silaha sarılmış. Tanımadığınız kişilere öfkelenmek çok kolay. Ama onun insani yönlerini gördüğünüzde, daha yakından tanıdığınızda, tarih bize gösteriyor ki her şey mümkün. 1998'deki barış anlaşması Kuzey İrlanda'da şiddeti dindirip siyasi çözüm sağladı. Ancak bazı yaralar hala kapanmış değil. Özellikle de şiddet yıllarının anısı ve izlerine nasıl yaklaşılacağı konusunda. Ve bu konuda Güney Afrika'nın Gerçek ve Uzlaşma Komisyonu'ndan öğrenebilecekleri çok şey var. Kurban nedir? Kimdir kurban? Kurban hakları çiğnenmiş kişidir. 17 yıl önce kurulan komisyon kim mağdur, kim suçlu bir bir sayıp döktü. Anlatılanları dinlemek bile çoğu zaman hiç kolay değildi. Henüz Kuzey İrlanda için bunu denemeye yönelik bir toplumsal uzlaşma yok. Ama bu fikre ısınanlar artıyor. Konu çatışma. Bu sonuçta savaş demek. İnsanların öldürülmesi demek. Dolayısıyla tabii ki konuşulacaklar acı verici. Hem de çok acı verici olacak. Ancak mesele ayrıntıda düğümleniyor. Hiçbir grup üyelerinin adıyla sanıyla suçlanmasını, yaptıklarının ortaya dökülmesini istemiyor. Ayrıca kamu soruşturmaları açılması, hele de af çıkarılması gibi seçeneklere hala büyük siyasi muhalefet var. Yani bu gibi yuvarlak masa toplantıları henüz resmiyete sahip değil. Sadece güven teşkil edilmesiyle başlayacak çok daha uzun soluklu bir sürecin parçası bunlar. Bunlar elbette çok tartışmalı çünkü amaç suçu birbirine atmak. Tüm mesele kimin kime ne yaptığı, niye yaptığı. Ama barış anlaşması yapabilenler yüzleşmenin de bir yolunu bulur. Bu yolculuk toplumlar arası bir girişimin ürünü. Kaynağını Avrupa Birliği sağladı. Daha önce başka çatışma bölgelerine de giden heyetin son durağı Nelson Mandela ve arkadaşlarının yattığı Robben Adası cezaevi. Onlarca yıllarını hücrelerde geçiren siyasi liderler özgürlüklerine kavuştuklarında düşmanlık değil uzlaşma mesajı verebildi. Şiddetin böldüğü topraklarda düzene hizmet edenlerle mağdurlarının yüz yüze bakabilmesini sağlamak hiç de kolay değil. Ama kalıcı bir barış sağlamak için bu olmazsa olmaz.